Yani kimse de gelmedi. Öyle bir şey oğlum de geldi. Telefonda. Alo. Alo. Merhaba, kaç yaşındasınız siz? Merhabalar Serap Hanım, iyi yayınlar. İsmini 20 söylemesek. Yaşındayım. 20 yaşındasınız. 10 aydır aşağı yukarı babanız yok ortada. Evet. Peki ama sağda solda görülüyor, haberler yolluyor. Ben borcumu ödüyorum diyor. Bu durumda çıkmaması biraz saçma değil mi? Evet, aslında ben inanıyorum ona da. Yani tam toparlamaya çalışıyor sanırım kendine. Yani öyle ittirmeye çalışıyor diye düşünüyorum. Gelse eve. Sen boşayacak mısın? Yok, ben öyle yani söylemiştim. Hani yapmasın diye. Öylesine söylemiştim. Öylesine söylemiştim. Peki gelse siz tepki gösterir misiniz? Niye bu borçları yaptın baba diye? Onun da haklı sebepleri vardır ya mutlaka. Yani kimse tepki göstermeyecek. Ama ben normal bulmuyorum yani şu an. Babanın kaçak hayatı yaşaması, hani hadi olsun 5.000, 10.000, 20.000 borcu ama ödüyorum bir taraftan diyor. Şu an kaçak hayatı yaşaması normal gelmedi bana. Ya insan... Bitmiyor sanırım, utanıyor. E peki çocuklarını bırakırken hiç mi utanmıyor? Nasıl bakılıyor çocuklara? Kaç çocuğun var? 3 tane, ikisi üniversitede. Çocuğa nasıl bakıyorsun sen? Bakıyorum ya işte. Bence çocukları senin üzerine atmış gitmiş. Vallahi... Yani başka bir hayatı bile olabilir. Bilmiyorum, ben beklemiyorum ama inşallah yoktur. Çünkü tahmin etmiyorum. Bir kere karısından, çocuklarından saklı iş yeri açar mı insan? Ya biz tahmin ediyoruz, açtığını bilmiyoruz. Biz tahminimiz öyle diyoruz yani, bu parayı ne yaptı deyince, yani iş çalışıyor mu yıkama yağlama deyince biz öyle tahmin ediyoruz. Yani kimseden duymadık biz açtığını filan. Ama sizin bir yer açtığını düşünmeniz için bu adamın borcunu biliyor olmanız lazım. Mesela 100.000 lira çekmiş. Allah Allah, bu 100.000 lirayla ne yapabilir? Belki bir iş yeri açmıştır demeniz lazım. Biliyorsunuz o zaman kaç para borcu var? Biz söylemediler, bilgi vermediler. Gittik bankaya, kendi olmazsa biz size hiçbir bilgi veremeyiz dediler. Oğlunuza soruyorum. Siz babanızın bir iş yeri açtığına nasıl ikna oldunuz? Nasıl böyle bir şey düşündünüz? Ya çok rahattı. İstediği zaman gidip istediği zaman gelebiliyordu. Yani çok rahattı. İnsan kendi iş yerine istediği zaman gidip gelmez. Daha çok gider. Bir de yeni açmışsan başında olmak istersin. İzin almak başka bir şey, patron olmak başka bir şey. Yani babanızın bence başka bir şeyden şüpheleniyor musun? Yok, ben başka bir şeyden şüphelenmiyorum maalesef. Şimdi oğlunuz 20 yaşında. Diğer çocuklar kaç yaşında? Öbür kızım da 22,5 yaşında. Ama isimlerini istemediler. Söyleme ismini, önemli değil. Bir de resimlerini Serap Hanım... Televizyonda. Yok, koymayız. Peki öbür kız? Ankara'da okuyor o. O da okuyor. Hı hı. Yani bir baba çocuklarını görmeden 10 ay, bir seneye hiç yakın. Hiç duramazdı. Hiç. Işte. O zaman başka bir bilmiyoruz şey bilmiyoruz işte, başka bir şey mi var? İşte biz de bilmiyoruz Serap Hanım. Sizin gibi hiçbir ne telefon ne biz, hiçbir şey. Sadece o bir esnaftan aldığımız bir haber. Bir de telefonunu bırakmış ya, evet. Kartı içinde miydi, kartını almış mı? Kart içindeydi. O zaman bütün eski hayatını geride bırakmış. Silmiş yani. Silmiş. Bilmiyorum. Peki o zaman şunu söyle Elif Hanım. Geçiminiz nasıldı? İyi geçinir miydiniz? Yok, zorla geçiniyorduk. Yani bir askeri ücretli, yeni emekli olmuştu işte. Bir evle dükkanımızın geliri, o da yani toplam 1 milyar etmiyordu. 1,5 da maaşımızdı, 2,5 milyar geçiyordu ama zor yetiştiriyorduk yani. Çok zor geçiyordu. Tamam, ekonomik olarak öyle. Peki karı koca olarak anlaşmazlık var mıydı? Yok, kavga, iyi, dövüş hiç var beni mıydı? Üzmedi. Bugüne kadar Serap Hanım beni şuradan kalk şuraya otur demedi. Hiçbir dediğimi iki etmedi. Yani ne dersem onu. Yemek yapmasam niye yapmadın? Şuraya gidek desem giderik. Hiç yani gelenime gidenime de karışmazdı. Peki o gün ne? Kaybolduğu gün. Heh. O gün sabahtan itibaren bir anlat ya da akşamdan başla. Sabah işte kahvaltımızı yaptık. Hatta dedi çember daralıyor, iş bulmak üzereyim dedi. Biz de sevindik, kızım da evdeydi. Oğlum dershanedeydi, bu büyük oğlum. Kahvaltı yaptık. Yine ben gideyim dedi, bir bakayım dedi işe dedi. Tamam dedim, gelirken pazardan da biraz bir şeyler al dedim. Tamam dedi, işte saat 1 gibi 1,5 gibi geldi bu, pazardan bıraktı dedi, ben hiç girmeyeyim eve dedi. İşe bakmaya gidiyorum tekrar dedi. Tamam dedim, gitti, akşam oldu, yemek yiyeceğiz, telefon ben arıyorum. Kapalı, oğlum arıyor. Hayır, kapalı. Hayır, sen pazara giderken açıyorsun, poşet bırakılmış. Yok, kendi bana bıraktı poşetleri, ben merdivenden aldım, müstakil bizim evimiz. Merdivenden aldım ben, o gitti, girmedi içeri. Tamam. Gitti. O telefon ve şey. Onu akşam işte arıyoruz. Hı. Açmıyor. Oğlum da şey yaptı, aradı, açmayınca markete gidecektim. Ben kapıyı açtım, bir poşet. Oğlum gel dedim, bir bak büyük oğluma. Baktık, telefon, anahtar, kulaklık. Bırakmış gitmiş.
Peki yavrum sen sence ailede anne baba arası nasıldı? Yani nasıl bir aileniz vardı? Baban bunalmış gitmiş olabilir mi? Annenle problemi olabilir mi? Ne? Böyle çok büyük çaplı sorunları yoktu. Hı. Arada bir işte karı koca arasında olan sorunlar vardı tabii. Ekonomik olsun, aile anlaşmazlıkları olsun, bu tür sorunlar vardı ama çok büyük sorunlar değildi. Aile anlaşmazlıkları derken? Yani babamın tarafıyla biz görüşmüyoruz zaten 5-10 yıldır. Hı. Onların konusu açıldığı zaman falan birkaç böyle tartışmalar çıkıyor işte. Hı. Görüşmek istemiyorum vesaire. Onların konusunu açmayın. Elif Hanım tarzında. Sen görüşmek istemiyorsun. O kendisi görüşmüyor. Kendi görüşmek istemiyordu. Kendisi ben hani görüşelim diyordum yani ölümlü dünya. 12 yıldır görüşmüyor kendi ailesiyle. O da maddiyattan dolayıydı gitmişti. Yani vermediniz insan yerine koymamışlar. Vermediği zoruna gitmemiş ama böyle pek yüz vermemişler. Geldi ben bir daha görüşmeyeceğim ailemle dedi. Öyle. Siz de görüş diyordunuz. O da evet. Bir konuyu açmayın. Ben açmayın. Ölürsem yani. Ölüme gelmesin. Bu işte çok önemli bir mesele değil. Evet. Başka aranızda bir şey yok. Yok. Elif Hanım aranızda hiç boşanma lafı geçti mi? İşte bu daha önce bir iki defa yapmıştık kredi kartı. Fazla değildi. Onu ödemiştik. Ben de buna dedim bak bir daha yaparsan dedim. Ben kesinlikle yani boşarım seni dedim. Ama ciddi söyledim ama asla boşamam yani. Öylesine dedim ki hani yapmasın diye.